Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz Almanya'ya çifte vatandaşlık geri mi geliyor? Program konuğumuz Kuzey Rhein-Westfalia Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Sayın Bahattin Gemici. Hoş geldiniz efendim öncelikle. Hoş bulduk Gamze Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kuzey Rhein-Westfalia'da çifte vatandaşlık ile ilgili bir girişim var. Bu ülke çapında çifte vatandaşlık geri mi geliyor tartışmalarına neden oldu. Almanya'da çifte vatandaşlık geri mi geliyor? Bu girişim ile ilgili son durum nelerdir? Evet, biz 60 yıldır Türkler olarak bu ülkede yaşıyoruz. Kalıcı olmaya başladık. Kalıcıyız artık. Çünkü göç geri dönmez demişler. Türk toplumu, buradaki dernekler, federasyonlar 40 yıldır bu çifte vatandaşlığı istiyoruz. Belediye seçimlerine katılmak istiyoruz. Son girişimimiz 2016 yılında oldu. Seçim hakkı girişimi olarak Düsseldorf parlamentosu önünde büyük bir miting yaptık. Bütün parti gruplarıyla görüştük. 70 bin bildiri dağıttık, 14 bin imza topladık. Ancak eyalet meclisi bu biz göçmenlere seçme ve seçilme hakkını vermedi. Bu bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi geçtiğimiz Ocak ayı içinde Sosyal Demokrat Parti SPD eyalet meclisine bir dilekçe verdi. Çifte vatandaşlığın kabulü yönünde. Ancak mecliste Hristiyan Demokrat Parti ile Liberal Demokrat Parti'nin destek vermeyeceğini anlayınca bu işi komisyona havale etti. Şu anda çifte vatandaşlık önerisi komisyonda bilirkişiler tarafından tartışılacak, görüşülecek, 3 aylık süren bir çalışma yapacak. Yani sonunda bunun Mayıs ayı sonuna doğru eyalet meclisine getirilmesi bekleniyor. Ondan sonra oylamaya geçilecek. Şu anda hazırlık aşamasında. Peki bu Biz de konu... evet, Buyurun. biz de bu süre içinde yurttaşlarımızın, derneklerimizin, federasyonların mektup yazarak yetkili kişilere ki bu adresler bizde mevcut, bu talebi istediklerini belirtmeleri gerekiyor. Onları sıkıştırmamız gerekiyor. Daha doğrusu CDU ve FDP milletvekillerini etkilememiz gerekiyor. Peki bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapabilecek olsanız, çifte vatandaşlık şu anda mümkün görünüyor mu? Çifte vatandaşlık valla 30 yıllık tartıştık, görüştük ama biliyorsunuz Alman siyaseti yavaş ilerliyor. Yasaları değiştirmekte zorlanıyorlar. Karşı çıkan unsurlar çok oluyor. Yani bunun önce bizim eyalette, daha önce 2 eyalette kabul etmişti. Biri Schleswig-Holstein'dı, diğeri de başka birisi. Bu üçüncü olacak. Ancak bunun kabul etmesi yetmiyor. Bu eyaletler konseyine götürülecek. Bundesrat dediğimiz, orada bütün 16 eyaletin temsilcileri bu konuyu görüşecekler ve federal meclise, Berlin'e gönderecekler. Oranın kabul etmesiyle bu ancak çifte vatandaşlık gerçekleşecek. Ancak siyasi durumu tabii her şeyi değerlendirmek gerekiyor. Yani önümüzde uzun soluklu bir mücadele var. Peki hangi durumlarda çifte vatandaşlık mümkün olacak ve kimler çifte vatandaş olmaya hak kazanacak, kimler hak kazanamayacak? Ya şu andaki duruma göre Alman vatandaşlığına geçmek için 8 yıl bu ülkede aralıksız yaşamış olmak gerek. Sosyal yardım almamak gerek. Almanca bilip çifte Alman vatandaşlığına geçmek için B1 sertifikasını ve uyum testini başarmak gerekiyor. Yani vatandaşlığa geçmek kolay değil. Yani şu anda İranlı, Faslı, Polonyalı yurttaşlar başvurmalar halinde Alman vatandaşlığına geçiyorlar. Kendi ülkeleri bu vatandaşları vatandaşlıktan çıkarmıyor. Aslında Türkiye'de böyle bir uygulama yapsa, ben vatandaşımı, Türk vatandaşını çıkarmıyorum. O zaman Alman yetkililer de mecburen çifte vatandaşlığı tanımış olacaklar. 1991'de bu konuda Profesör Doktor Hakkı Keskin ve Rana Ayvay dilekçe verdiler. Bülent Akarcalı Turizm Bakanı'ydı. Ancak mecliste bu kabul görmedi. Aslında Türkiye'nin yetkililerin bizi anlaması gerekir. Çünkü burada çifte vatandaş hakkımız olursa yerel seçimlerde ya da bütün seçimlerde oy kullanabileceğiz. Yabancı düşmanlığını engelleyebileceğiz. Çünkü o zaman Alman siyasetçiler bizi seçim malzemesi olarak kullanamayacaklar. Yurttaşlarımızın buradaki statüleri, konumları daha sağlamlaşacak. Dış ülkelere gittiği zaman vize zorluğu yaşamayacaklar. Yani şurada bazı vatandaşlarımız endişeyle yaklaşıyorlar. Ya Türk vatandaşı çıkınca Türklüğümüzü kaybediyoruz. Böyle bir şey yok. Yine Türk'üz. Biz 2 ülkede yaşıyoruz. Hem doğduğumuz hem de doyduğumuz yere, yani 2 ülkeye bağlıyız. Bir insana sorsalar anneni mi çok seviyorsun, babanı mı diye, ikisini de ederiz.
Türkiye bizim ana vatanımız, Almanya da ikinci vatanımız. Yani biz iki ülkenin dostluğunu, dayanışmasını istiyoruz. Avrupa Birliği vatandaşı çifti vatandaş olabiliyor. Peki bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Aslında bu kararı almışlar. AB üyesi bütün ülke vatandaşları çift vatandaş ve de İsviçre vatandaşları da aynı statüde. 2008 yılında yine Profesör Hakkı Keskin'in önerisiyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde karar alındı. Ve üye bütün ülkelerin çift vatandaş olması gerektiği karara bağlandı. Aslında Almanya'nın bunu kabul edip böyle ara formüllere girmeden meclis olarak biz de bunu kabul ediyoruz. Bu karar alınmıştır demesi lazım. Ancak Alman siyaseti son derece tutucu. Yani bunlar kendilerine göre başka fikirleri var. Eğer vatandaşlar Alman vatandaşı alırsa hangi ülkeye sadık kalacaklar? Yani sadakat sorunu Almanya'ya mı Türkiye'ye mi? Yani biz iki ülkede de yaşıyoruz. Tatillerde Türkiye'ye gidiyoruz. Buranın da yasalarını, anayasasını saygılıyız. Kavga gürültü yapmıyoruz. Yani bundan korkacakları hiçbir şey yok. Peki çifte vatandaşlık bir ihtiyaç mıdır? İhtiyaçsa neden ihtiyaç? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Elbette ihtiyaçtır. Yani çünkü biz 60 yıl bu ülkede kalmışsak ve dönmüyorsak, dönmeyeceksek kolay kolay, tabii hayalimizde var veya ülkeye geri dönmek. Evet. Ancak kalıcıysak yani bir takım zorlukları aşmak için, seçimlerde kendimizi ifade etmek için, gençlerimizin politikaya atılması için ve bizim siyasetimizi ya da bizim taleplerimizi karşılayan partileri etkilemek için oy hakkımız olacak. Bu da önemli bir şeydir. Yani bir baskı grubu oluşturabileceğiz. Hatta bu şekilde aynı şekilde Türkiye'yi de, Türkiye siyasetine de katkımız olabilir. Yani iki ülkenin dostluğuna, dayanışmasına, kardeşliğine de katkımız olur. Yani bu iki ülkenin de yararınadır diye düşünüyorum. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Çifte vatandaşlık kabul olursa bize ne gibi avantajları olacak? Kabul edilmezse ne gibi dezavantajlar? Yani neleri kaybedeceğiz biz? Kaybedeceğimiz bir şey yok. Yani yalnız belli haklardan yoksun kalıyoruz. Vatandaşların şu anda görüyoruz oturma izni almak için, süresiz oturma hakkı almak için, oturma izni almak için epey zorluk çekiyorlar. İkide bir yüksek ücretle ödüyorlar. Yani komşu ülkeye gitmek istediğinde vize sorunu ortaya çıkıyor. Ya da vatandaşımız 6 aylığına Türkiye'ye gitmişse onu günü geçirmeden dönmesi gerekiyor. Halbuki Alman vatandaşı olsa 7 ayda kalabilir, 8 ayda kalabilir. Yani kaldı ki birinci, ikinci nesil bu ülkeye emek vermişler, çalışmışlar, üretmişler. Ve bunlara geldiği zaman kimse Almanca biliyor musun diye sormadı. Güçlü, kuvvetli insanlarımız geldi, emeklerini verdiler, çalıştılar. Bu süre içinde kendilerini idare edecek kadar, anlaşabilecekleri kadar Almanca öğrendiler. Bunlara integrasyon testi gibi ağır, zor sorular sormanın bir anlamı yok. Yani 60. yılda bu insanlarımızın takdir edilmesi, onur edilmesi lazım. O açıdan Alman siyasetinin biraz harekete geçmesini, kımıldamasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Bahattin Bey bu güzel bilgiler için. Umarım izleyiciler de bunu izledikten sonrasında kafalarındaki soru işaretleri gitmiş olur. Umarım bize de güzel bir yol açılır diye temennide bulunuyorum. Çok teşekkür ederim programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. İyi günler.